Kristal grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yarı yarıya stop noktası 5.74 bölgesi ve kesin stop noktası 5.25 bölgesi 7 hedefine giden süreç içerisinde belirlemiştik. Ve gördüğünüz gibi yukarı bir tepkisi hareket oluştursa da yarı yarıya stop noktası olan 5.75 bölgesine yakın kapanışta haftayı kapatmış gözüküyor. Tabii bu durumdan sonra yarı yarıya stop bölgesinin altına geçişlerde yarı yarıya stop olarak değerlendirip 5.25 bölgesindeki kesin stop noktasına olan durumu değerlendirmemiz gerekebilir. Tabii bu ara bölgede kısa bir süre kaldığı gözüküyor. Bu hafta için bir tepkisi hareket başlatıp şu bölgedeki direnç noktasının üzerine yani 6.15 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp kapanışlar yapması lazım ki aşağıya düzeltme durumunun derinleşme ihtimalinden uzaklaşarak yukarıdaki 7 hedefine gidebilecek süreci başlatabilsin. 6.15 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece bu ara bölgedeki süreç devam ettiği sürece aşağıya düzeltme durumlarının daha fazla düzeltme durumuna gitme ihtimali çoğalacağından dolayı 5.75 altındaki durumda yarı yarıya stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. Penguin grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 8.50 hedefine giden süreçte yarı yarıya stop noktası olarak 7.45 kesin stop noktası olarak da 7.10 bölgelerini belirlemiştik ve gördüğünüz gibi Perşembe ve Cuma günü hacimli bir düşüşle hem yarı yarıya stop bölgemizin altına hem de kesin stop noktamızda bir kapanışla haftayı kapatmış gözüküyor. O yüzden bu bölgede tutunma sağlayıp buradan tepkisi hareket verirse güç kazanma hareketlerini oluşturup tekrar yukarı yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir ki bunun onayı için şu bölgedeki hem yarı yarıya stop bölgemiz ve şablon bölgesinin üst noktası olan direnç noktası 7.55 bölgesi gözüküyor. 7.55 bölgesinin üzerine çıkış yaparak kapanışları sağlarsa bu düzeltme durumunun güç kazanma hareketi olarak değerlendirebiliriz. Fakat 7.55 üzerine çıkış yapıp kapanışları sağlayamadığı sürece derin düzeltme durumuna doğru geçen bir sürecin başlangıcı olarak da oluşan bir durum meydana gelecektir. O yüzden bu bölgede 7.55 üzerine çıkışlar olmadığı sürece kesin stop durumuna geçtiğinden dolayı bu bölgenin altına geçişlerde stop olarak değerlendirip şablon bölgesinin alt noktası olan 6.75 bölgesini önemsememiz gerekecek. 6.75 bölgesinin altında derin düzeltme durumu olarak 6.30 ve şu bölgedeki destek noktasına kadar 6.25 bölgesine kadar çekilme ihtimali meydana getireceğinden dolayı bu bölgedeki stop durumunu değerlendirmek daha doğru olacaktır. Pattern grafiğimizde şablon durumumuzda 45 hedefi gerçekleşip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 50 hedefini belirlemiştik şu tepkisi hareketten sonra. Gördüğünüz gibi bu haftada 45 hedefine yakın hareketlerle güç kazanma hareketlerini sürdürmüş gözüküyor ve bu tepkisi hareketi daha yukarıya taşımak isteyen bir görüntü oluştursa yarı yarıya stop noktada olan 42.25 bölgesini önemseyelim ve o bölgenin altına geçişler meydana gelirse de 39.50 bölgesindeki kesin stop noktamızda mutlaka göz önünde bulunduralım. 50 hareketini yaparak üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 55 bölgesine kadar da yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilecek bir şablon durumunu devam ettirdiğini görüyoruz. Bu bölgedeki en önemli direnç noktası hem şu bölgede oluşturmuş olduğu zirve hem de şablon bölgemizin üst noktası olan 48.15 bölgesi şu an için en önemli direnç olarak gözüküyor. 48.15 üzerinde yapacağı kapanışlar hacimli durum teşkil ederse 50 hedefini ve daha yukarıdaki 55 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir.
Su grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yakın hedef bölgesi olarak 6.45-6.45 üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirebilse 7.40 hedefini, şablon bölgesinin üst noktasını belirlemiştik ve 7.40 hedefin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha yukarı hedeflere gitmek ihtimalini oluşturacak bir şablon durumu meydana geldi demiştim. Fakat gördüğünüz gibi 6.45 üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirse de Perşembe ve Cuma günkü düşüşlerle beraber tekrar kanal bölgesinin alt noktasına, yani yarı yarıya stop noktası olan şablon bölgesinin en önemli destek noktası olan 6.15 bölgesine bir geri çekilme oluşturmuş. Tabi bu geri çekilme de 6.15 bölgesinin altına düşme olmadığı sürece tehlikeli boyutlar oluşturmadan güç kazanma hareketlerini yaparak tekrar yukarı tepkisi hareketler verip 6.45 üzerine geçiş sağlayabilir ki 6.45 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra hacimsel bir durum teşkil ederek yukarı 7.40 hedefini test etme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumunu da oluşturabilir. Fakat burada 6.15 bölgesinin altına geçişleri oluşturursa da tehlikeli boyutlar yavaş yavaş başlıyor deme ihtimaline doğru geçiş olacağından dolayı 6.15 bölgesinde yarı yarıya stop durumunu değerlendirip geri çekilmelerdeki kesin stop noktası olan 5.45 bölgesine yönelmenin olup olmayacağını göz önünde bulundurmamız gerekecek. 5.45 bölgesinin altına geçişlerde de kesin stop olarak mutlaka değerlendirelim. Çünkü daha aşağıya ve derin düzeltme ihtimaline geçen sürecin başlangıcı oluşacaktır. Katkı grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 32 en hedefine giden süreç için 26.95 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 23.65 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Tekrar şablon bölgemizin ikinci bölgesinin içerisine giriş meydana gelse de bu bölgede, yani 26.95 bölgesine geri çekilmeler, güç kazanma hareketleri, şablon bölgesinin alt noktası, bu bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu sürüyor. Fakat yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerde kesin stop noktasından 23.65 bölgesine kadar geri çekilme ve güç kazanma durumlarını oluşturabileceğinden dolayı bu bölge yarı yarıya stop olarak değerlendirilebilir. Bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de hacimli yükselişleri başlatıp tekrar yukarı yükseliş ihtimalini çoğaltan şablon durumunu devam ettirebilir. Tokaş grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda 20 hedefimiz vardı. 20 hedefimiz gerçekleşti. Hafta içerisindeki yükselişlerle de bunu bir tepkisi hareketle biraz yukarı taşısa da 20 üzerinde kalıcı kapanışları sağlamlaştırıp güç kazanma hareketlerinden sonra yukarıdaki 25.05 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini devam ettirmek için güç kazanma hareketlerini sürdürebilir gözüküyor. Bu bölge altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. 20 altına düşüşler meydana gelirse de tabii ki güç kazanma hareketleri için 17.35 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve 15.55 noktasındaki kesin stop noktamıza kadar da geri çekilmeleri meydana getirebilir. 20 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece hacimli yükselişlerini başlatarak 25.05 hedefine hızlı bir şekilde yükseliş yapma ihtimalini de oluşturabilir gözüküyor.